Oğlum şakaya zaman bırakmadınız ya. Niye bugün böyle yaptınız? Özledik herhalde birbirimizi. Recep Bey, iyi günler. Alo. İyi günler Recep Bey, sesimi alabiliyor musunuz? Aslı efendim, Turkcell Müşteri Hizmetlerinden arıyorum. İlk öncelikle hoş geldiniz Turkcell'e, hayırlı olsun. Yani kusura bakmayın, bugün mesai saatleri içinde arkadaşlarım sizi aramayı unutmuş. Dolayısıyla ben de şu anda kendi şahsi numaramdan arıyorum sizi. Yani geç olduk, kusura bakmayın, hoş geldiniz. Yok yok yok. İlk öncelikle şu yaklaşık 7 sene içerisinde 20'den fazla numara değişikliği görüyorum. Bunu Ya bunu aldık başımıza şerefsiz 810 metre benim numaramı. Ben de değiştiriyorum, yeni hat alıyorum, gene buluyor beni. Gene buluyor. anladım. Turkcell'den herhalde ikinci hattımız bu. Sistem üzerinde baktığımda, görüntülediğimde. Evet. İki mi oldu? Üç mü? İki. Anladım. İlk öncelikle hoş geldiniz. Size iyi haberimiz var. İlk önce onu söyleyelim. Turkcell her katlandığında, yani 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon gibi üyelerine tatil hediye etmekte. Ve siz bugün bizim tam 10 milyonuncu üyemizsiniz. Kaçıncı? 10 milyon. Şu anda tatil kazandınız. İskandinav ülkelerini sever misiniz Recep Bey? Nasıl oluyor? Nerede onlar? Kutuplarda. Nerede? Kutuplarda. Kutuplardan mı tatil kazandık? Evet, Güney Kutbu'nda kazandınız. Tamam, aktarın başkasına. Ben istemem onu. Ya ben kutuplarda bağladım. Yalnız çok güzel kayak merkezleri falan var Uludağ gibi. Allah aşkına, gözünü sevdim. Ya ben Tatlıoraya gidiyorum, bizim Bulgaristan'a. Ben göçmenim, Bulgaristan vatandaşlığı. İstedim mi gidiyorum Tatlıoraya? Ne işim var orada? Anladım, anladım. Şimdi sizin bir diğer sorununuza da çözüm bulalım. Şimdi biz Turkcell olarak biliyorsunuz teknolojimiz çok üst seviyede. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Sizi arayan numaraları siz istemediğiniz müddetçe sizi arayamayacaklar. Var var. Onu şimdi ben ayarlayacağım. Zaten sizin çok fazla numara değişiklik sebebinizi ben sistem üzerinde. Aslı, çaldın gönlümü Aslı. Aslı yap bu işi be. Yap bu işi, bak arayacağım diyeceğim. Beni Aslı diye bir kıdan aradı. İşimi gördü. Onunla Aslı yükseltin. Kimle Aslı arayacağım diyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sadece telefonu kapattıktan sonra müşteri hizmetlerinden sizi bir anket için arayacaklar. 5 yıldız vermeniz bizim için yeterlidir. Sağ olun. O kadar yetti o sana. Yeterli yeterli. Biz de primlerimizi ona göre kazanıyoruz. Yok. Yok. Tamamdır. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sistem üzerinde ayarları yapıyorum. Sizi istemediğiniz rehberinizde kayıtlı olmayan veya herhangi bir özel numaradan sizi aradıklarında telefonunuza bir mesaj sesi gelecek. Ben onu ayarlıyorum. Bir 2 dakika bekleteceğim sizi bunun için. Hatta kalın. Deneyeceğiz mi? Ne yapıyoruz? Evet, deneyeceğiz. Hatta kalın lütfen. Tamam. Onun için bende ne ses varmış be ya? Abi bende nasıl bir ses varmış ama ben şoka girdim. Dur abi. Ne kadar bekleyeceğiz? Ya sus, Aslı. sus amına kodumu sus. Aslı. Abi. Ya sus be amına koyayım senin be. Sus. Recep Bey, hatta kalın lütfen. Ben Alo. sistem üzerine güncellemeler yapıyorum. 2 dakikanızı alacağım sadece. Lütfen bekleyin. Ya, daha uzun sürecek mi Aslı? Yok, 2 dakika sadece. Tuvalete gideceğim. Abi bana iPhone mesaj sesi lazım. Bir yere bıraktım. Yemin. Sus bir dakika be. Hayattaki şansın. Bir kadınla olan ilişki bu kadar değil ama. 3 dakika. Abi iPhone Lanetli. YouTube'dan bulurum bunu. iPhone mesaj sesi.
güzel. Arda boylarına. Alo. Recep Bey, şimdi ben sistem üzerinde... Alo. Alo. Recep Bey, ben sistem üzerinde gerekli güncellemeleri yaptım. Şimdi telefonunuz çaldığında size bir mesaj sesi gelecek. O mesaj sesinden anlayacaksınız birinin sizi aradığını. Telefonu açmanız için sadece telefonun ekranına efendim demeniz yeterli. Tamam. Yani bunu şimdi beni mesela bu ses geliyor, ben anlıyorum ki bu benim telefonum. Evet, size bir çın sesi gelecek zaten bu tarz durumlarda. Siz telefona doğrultup efendim demeniz yeterli. Telefonun ne? Telefonda konuşur gibi. Efendim. Normal konuşur gibi. Evet, evet, evet. Normal konuşur gibi efendim demeniz yeterli. Sadece çın sesi gelecek. Onu zaten anlayabilirsiniz. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Var da sonra konuşuruz onunla. Dur bakalım. Ben bunu bir denesene. Neyi deneyeyim, anlamadım. Şimdi sen beni ara telefonunu. Recep Bey, onu ben yapamıyorum yalnız. Ya telefonun gizli numarası ne ya? Amcık, öttüreyim ya amına kodumu. Onu maalesef yapamıyoruz. Alo. Sistem üzerinde şu an görüntülediğimde telefonunuz çalıyor Recep Bey ama. Benim mi? Evet. Sizle konuşuyorum ya. Yok, arkadan çın sesi gelir çaldığında. Gelmiyor bana. Anladım. Bir tane. He, geldi. Efendim. Alo. 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 Recep abi. Hakan. Recep abi, sen mi arıyorsun Türkcell'den beni? Ha, ben arıyorum Hakan. Ya Hakan, beni arama, bunun kulu mu ya? Ya ben seni neden arayayım? Aslı, Aslı. Ya ne oluyor Aslı? Abi ne Aslısı, benle konuşuyorsun. Hakan, beni arama Hakan. Beni aramadım ki. Tamam, ben kapatayım. Ama ben kapatayım mı? Kapat, ben aramadım seni ya. Tamam abi, kusura bakma, iyi geceler. İyi geceler. Bak, beni bir özel numaradan arama, bundan sonra ayarlattım onu. Tamam, nasıl ayarlattım? Atmayacağım. Çın yapacak. Ben bir şey söylemeyeceğim. O kendi çınla kutursun. Bana da yapar mısın ondan? Ben yapamıyorum. Arıyorlar seni bak. Türkiye'ye geç. Arıyor diyor, ben böyle böyle yapacağım. Kabul ediyor musun? Acaba kaç para girdi çocuğunuza, onu sormamışsınız ama bu bakalım. Ne soru sorsaydık ya. Kaç para bu hizmet acaba? Bilmiyorum ki de acaba. Bir tane var internette ama 3000 lira yazar da aylık. Kaç para? 3000 lira yazar aylık, o mu acaba? Yok, o değil değil. İnşallah değil yani. O mu lan acaba? O mu Hakan? O mu lan? Bilmiyorum ki abi. Alo. Ne? Evet. Ben telefonumu kapatayım şimdi. Ya kapat, sen niye aradın amına kodum? Bir iş yapacağım şurada. 2 dakika sağlıyorsun beni ya. Tamam, yanlışlıkla aradım ben zaten, onu söyleyeyim dedim. Tamam. Sen ben bu aramayı nereden buldun gene ya? Abi ben aramadım ki. Yanlışlıkla aradım diyeyim. Ya bu sülük var biliyor musun? Böcek amına kodumu. Yapışıyor böyle. Sıcak bir altına tutsam da gitmiyor. Ölü hayvan ama bırakmıyor. Öylesine amına kodumu ya. Ya benim sana amına kodumu 30 kere numara değiştirdim. Çıkmıyorsun vücudumdan ya. Kanserli hücre gibisin ya. Ya artık beni bırak ya. Telefonu kapat. Ya çok kırdın bu sefer yalnız hakikaten. Kapat amına kodumu telefonu be. Delireceğim yine ya. İlk mübarek ya. Alo. Ya Aslı. Recep Bey. Aslı. Buyurun. Bana yaptın ya, çınlıyor. Recep Bey'le mi görüşüyorum şu an? Ya benim de amına kodumu çınlıyor ya, o şey kaç para? Recep Bey ücretsiz o. Ha, ücretsiz, tamam. Tamam, iyi akşamlar, sağ ol. Neden küfür ettiniz onu anlayamadım. Kim küfür etti? Siz. Ben küfür etmedim ki. Anladım. Bu tatil işini nasıl yapalım? 7 yıldızlı otelde kalacaksınız. İstemediğinizi söylediniz. Ya benim vaktim yok mu? Onu da ihtiyacı olan birisine aktarabiliyorsak aktar, aktaramıyorsak
anladım, o şekilde de yaparız. İsterseniz son görüştüğünüz insana aktaralım onu. Benim son görüştüğüm efendim. Evet evet. Biraz önce telefonda konuşmuştunuz. O insana... Aslı onu gönderin, bir daha gelmesin amına kodum Aslı onu. Görüş bileti vermeyin ona. Gönderin, bir daha gelmesin. Ben bakayım araya biliyor mu amına kodum kutup yıldızından beni. Yalnız, yalnız Turkcell kutuplarda da çeker. Ya işte öyle şimdi. Reklamlar başladı Aslı. Bak iyi kütlün hoş bu sizin işimizi görüyorsun ama yapma bir gülüm. Bana bari yapmayın amına kodum. 30 saat değiştiririz ya. Anladım Recep Bey. Anladım. Siz nasıl kullanılacağını anladınız mı çın sesinin? Anladım. Çın yapıyor. Efendim diyor. Açılıyor. Efendim demezse ne oluyor? Bir daha çınlamıyor. Siz efendim diyene kadar bekliyor. Kendiliğinden 10 saniye sonra kapanıyor. Tamam. Çok güzel. Benim işimi görür bu. Anladım. Bedava. Bedava evet. Tamam. Allah razı olsun. Dur. Aklı ayrılma dur. Ben şimdi kim aradığını anlamıyorum ki amına kodum. Efendim? Ali! Ya Hakan! Recep abi! Hakan bir çık be Allah aşkına, bir sağ amına kodumu bir telefonla konuştun orada. Abi telefonuma bir tane mesaj geldi, onu soracağım. Ne diyor? Şey diyor, kutuplarda tatilliği kazandınız diyor. Bak üçge hat yapayım. Sen mi gönderdin be? Sen mi gönderdin? Bana çıkmış dedim, bu son konuştuğum kişiye aktarım dedim. Onu dedim ya, anlayın orada bak dedim, 7 yıldızdan aşağı kalmasın. Gerçekten sen mi yaptın bunu? Ya evet oğlum, git güzel çık ayağını yap orada ya. Bir daha seni ararsam cümle alem götümü siksin Recep abi, çok özür dilerim. Bu kadar mı? Bu kadar nasıl oğlum, git bak tatilde keyfine genç adam. Sen hakikaten... Oradan bir tane tarçın mahvi geldi. Haydi sabahlar ol ben buraya, bırak oğlum. Sen hakikaten delikanlı bir abiymişim, ben sana çok yanlış yapmışım bugüne kadar. Kaç para verdin buna? Valla çok para, boş ver. Kaç para verdin? Söyle bari, söyleyeyim, eş dost sorar şimdi. 13-14 bin lira falan tutacak galiba. Bak, daha 50 bin. Hakikaten mi Recep abi? Oğlum nereye almadın diyorum sana ya. Türkçene geçmişim dediler, veremez dedi. Al şimdi bak dedim, benim son arkadaşı ihtiyacı var, genç adam. Ha dedim, ben çalışıyorum vaktim yok. Dedim gönderin onu be. Gönderin onu dedim, gitsin çocuk yaptı tatiline. Benim ne yaşlı başladığım işte artık. Recep abi sen var ya, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya, yani senin yalan dolan dolu yaşantını sikeyim ben. Yok be oğlum, yalan değil ya, ben gönderdim be. 12-13 bin lira para verdin sana. Ya o şimdi söylemedi onu, ben öyle tahmin ediyorum. Ama hani şu kadar para çıkacaksın demedim. Tatil kazandınız dedi ama o 13-14 bin yapacak. Recep abi şöyle bir şey yapalım mı abi? Sen bana 2000 lira gönder, tamam mı? Ben cebinden 12-13 bin lira çıksın istemiyorum. Ben Enez'e gideceğim tatile. Nereye gideceğim? Enez'e. Gel şarkıyı götüreyim seni abla. Olur. Senin yazlık şarkıyı deme. Şarkıyı deme. Ercan sana anahtarı kal orada istediğin kadar. Ama beni aramayacak. Yazın beni affetme. Vallahi Recep abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Komple 3 katlı. Tamam anlaştık Recep abi. Bir katında var. Bak yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kokoreççi senin arkadaşın mı değil mi? Bana onu söyle bir. Beni çünkü arıyor bu. Bak benim de kadar az çok konuştuk seninle. Benim de kadar inançlı bir insan olduğunu biliyorsun. Benim nasıl iman dolu gözlüm olduğunu biliyorsun. Allah Kur'an'ı gerip çarptı ki de bak yazdım buraya. Arkadaşımı tanımıyorum amına kodumu. Tanımıyorsun yani hiçbir şekilde. Vallahi billahi ben en son aradınız beni, birlikte ikiniz oyun yaptınız bana, vergi muhabbeti bir şeyler. Ben kimseyi aramadım abi, ben kimseye üçge yat yapmadım yani. Sen şimdi öyle bir konuşuyorsun ki bizi üçge yatçı burada damgası vuruyorsun. Ya bilmiyorum işte, siz beraber değil misiniz? Vallahi değiliz ya, Kur'an çarpsın, eğer kokoreççi benim yanımdaysa cümle alem siksin beni ya. Ben de tanımıyorum. Bak ben sana o zaman o ikimizin önünden çıkıyor. Ben anlamadım. Anladım Recep abi. Başka bir iş var bu işin altında. Başka bir, ben çözeceğim bu işi. Sen bu işi hallet. Ben sana yazlık kapatacağım. Bak üst katlı biz gitmiyoruz. Anahtar çoğaltacağım. Her katında başka kız bir tamına kodumu yazdığında. Tamam Recep abi anlaştık. Kapatıyorum ben abi. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim sana. Tamam. Hayır. Seni seviyorum Recep abi. Kendine çok dikkat et.
Tamam Recep abi, ne zaman arayıp? Ya arama amra burada arama diye gitmiyorum ya. Hala ne zaman arayıp? Hayır hayır. Bu tatil için, tatil işi için ne zaman arayıp? Tatil şimdi bu işi çözdükten sonra ben seninle kuracağım iltibatı. Sen merak etme. Tamam şimdi tamam. Şimdi şeyini yaptım. Özelden aradın mı? Sen aradığını bileceğim. Çın yapacak efendim. Tamam. Çın mı yapıyor? Özelden aradı mı biri? Öyleymiş. Şimdi bu karı ayarladı bana. Ona aradı. Kaç paraymış bu? Bedava be. Bedava dedi, bilmiyorum. Akçal artık fatura geldi mi göreceğiz. Anladım. Tamam abi. Tamam abi. Öpeyim seni abi. Saygılar, hürmetler. Niye şaşırdın? Hep paralı mı biliyor musun? Ben paralı diyebileyim ama kampanya var herhalde. Bak şimdi bozdum işte. Be, abi ben... Bir kere dikti beni bak. Bir kere 2,5 milyar para ödedim bunlara. Faturaya. Nasıl ödedin abi? Ne yap? Su faturası mı bana amına koyayım, 2,5 milyar fatura mı gelir? Vallahi çok kötü. Neyse anlatırız bir ara sana onu. Çok kötü sikti beni bu Türkler. Tamam abi tamam, haberleşeceğiz. Nasıl kapatacağız? Ben kapatıyorum abi. Aslı'ya bağlayacak mı şimdi beni? Ben kapatıyorum, o direkt Aslı'ya bağlayacak. He? Evet. Beni bana Aslı mı bağlıyor amına koyayım? Nerede bu? Yok yok ya? Ben kapatınca şey oluyor. Arkada atta kalan devam ediyor yani. Güzel. Bugünkü güzeldi. Arkadaşlar. Zamandan çok yerleştirdik. Bırak bağlamayayım Aslı'ya, Aslı'ya amına koyayım. Boşver. Arkadaşlar. Yaklaşık 7 dakika sonra Dilay yayınımız başlıyor. Bu yayınımız burada sona erdi. Bak görüyor musun? Bundan bahsedeyim. Bak nasıl dökülüyorlar. Bak bak. Dilay'ın chatinde takılabilirsiniz. Yaklaşık 53-54 ile 6 dakika sonra yayındayız. Ben de size kasayı açayım. Şu kalanlara. Gerçek dürüst kardeşlerime kasayı açayım. D-Live yayınımız 6 dakika sonra başlıyor. D-Live'de görüşürüz.